Karmaşık bir durum yok. Yani anayasa madde 153 çok açık ve net. Yani burada bir kavram karmaşasını gerektiren bir durum yok. Bu olayın hukukla da bir alakası yok. Tekrar altın çiziyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı son açıklama da bunu gösteriyor. Mesela bir anda şapkadan bireysel başvuru çıktı. Evet. Yani şimdi orada gayenin ne olduğu aslında çok açık. Ve burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, diş geçiremediği de açık karşı tarafa. Yani burada işte o tarafların birbirlerine olan... E, ...saldırılarındaki yok eticilik performansının yüksek olması tarafları geri itiyor. Şimdi Abdülhamit Gül sustu, Numan Kurtulmuş önce Özgür Özel'e evet diyor, ondan evet. sonra geri adım atıyor. Ya Bu kolay bir şey değil. Yani 2016-2017'de kurulan bir ittifak var. Bu ittifak çok e, katı kurallara tabi. Kendi içerisinde çok sert mizaçlı e, insanların kurduğu bir ittifak. O yüzden buradan çıkış da kolay değil. Yani... Erdoğan'ın da işte Sinan Ateş, Ayhan Bora Kaplan vesaire çıkışlarının Ali Erlekaya üzerinden yaptığı çıkışların da tekrar diyorum gayesi orada adaleti teminden ziyade kendi iktidarının yaşam alanını genişletmek. Buradan bir hemen bir karşı bir dedim ya elense diye hemen karşı bir buradan bir salvo geldi. Buradan da bu mevcut ittifakın diyorum ya hani bu Kürt meselesi devleti de siyaseti de bloke ediyor şu an. Bu blokasyonu daimi kılmak için. Bir hamle yapıldı ve bu hamlenin ak e akabinde de Cumhurbaşkanı önce sessiz kaldı. E Numan Kurtulmuş işte diyorum, Abdullah bir şeyler yapmaya çalıştılar olmadı. Çünkü siyaset Türkiye'de öldü. Siyaset bir devlet fonksiyonu, bir devlet faaliyeti haline geldi şu an. Siyaset normalde yurttaşların bir faaliyeti, iktidar, hükümet olabilmek için ama hükümet-devlet ayrımı ortadan kalktığı için siyaset bir devlet faaliyeti haline geldi ve o yüzden bir devlet faaliyeti haline getirildiği için de mevcut hükümetin devletleşmesinden kaynaklı kendi söyleminin aksi her söylem vatanı ihanet olarak yaftalanıyor. Zaten ilginç bir şekilde şimdi bu kararın ardından da Mehmet Uçum'un açıklaması da çok önemliydi. Milli Hı. yargıdan bahsetti. Kim milli kim değil zaten bu kararla Hı. görülmüş oldu dedi. Hukuki. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla biliyoruz. E işte, Sayın Uçum'un açıklamalarının da zaten hukukla uzaktan yakından bir alakası yok. Tamamen bu siyasi salvoda kendi bulunduğu nasıl söyleyeyim zeminin, kendi bulunduğu cephenin mevcut halini tahkim etmek için yapılan açıklamalar. Bu açıklamalardan biz bir yere varamayız. Bu zannedilmesin ki devlet çok kudretli. Türkiye Cumhuriyeti devleti kudret olarak aslında belki de tarihinin en zayıf dönemini ben yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bir devlet adil olduğu sürece güçlüdür ve kudretlidir. Lakin siz korkuyla, zorbalıkla, yargıyı bile arat sallaştıracak seviyede bir e, içerisindeyseniz mevcut siyasetinize o zaman orada güçlü bir devletin varlığından siz bahsedemezsiniz. Yani sizin bugün Selahattin Demirtaş'ı 8 yıl 9 yıl içeride tutmanız veya Osman Kavala'yı veyahut da Can Atalay'ı veyahut da başka bilmem neyi işte Alparslan Kuytulu veyahut da fark etmez kimliğiniz veyahut da siyasi, siyasi görüşünüz. Hukuk aykırı bir şekilde sizin içeride tutulmanız orada güçlü bir devletin varlığını göstermez. Devlet zafiyetini gösterir. Umut ediyorum ki siyaset, şimdi mesela Özgür Bey'in bu meseleye dair yaptığı işte çıkış, işte işte sokaklara davet ediyoruz, mücadeleye Sivil davet darbe ediyoruz. dedi. Aynen öyle. Bugün halka benzer bir çıkış yaptı, Halkı davet etmesi, davet dedi. ben onu çok doğru. Halkı davet etmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu bir bu toplumsal bir sorun değil. Bu siyasal bir sorun. Bunu yaratan siyasiler, bu hale getiren de onlar. Bunun yerine muhalefetin bu üzerindeki ölü toprağını atıp, bu üzerindeki ataleti atıp toplumun tarihsel bilinçle toplumsal gerçekliği harmanlayıp milletin karşısına çıkması lazım önümüzde yerel seçimler var. Ama bunu yapabilecek bir enerji veya sinerji ortaya koyabiliyorlar mı? Ve da bu mevcut olan olayların ne kadar farkındalar? Şimdi mesela az önce işte bağlandı Cumhuriyet Halk Partisi meclisten. Yani insanların yaptığı bireysel bir eylemler değerli olur. Yanlış anlaşılmasın ne, ne ama ne yapılmalı peki? Kemal'le adalet yürüyüşü yaptı. Ne oldu? Al eline böyle yürüdü. Peki ne gitti. ne yani ne yapılmalı? Muhalefet nasıl ses çıkarmalı? Muhalefet... Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi için sormuyorum. Şu anda muhalefet ne yapmalı? Kral çıplak demeli muhalefet. Bunu en başta ne demek iyi parti yapmalı. En başta da bunu iyi parti yapmalı. Burada bir devlet zafiyeti var. Bu bir devlet krizi. E, Akşener'in açıklamasını hemen dile getirelim. Bu arada şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Kürşat Zorlu Sözcü zaten Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmişti. Orada da o da suç duyurusunda bulundu. Bugünkü açıklaması da çok önemli Meral Akşener'in bu konuyla ilgili. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bu bir devlet krizi dedi. Kesinlikle. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, onun bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konudur. Evet anayasa değişikliği yapılabilir, meclise getirilir, halka götürülür. Ama şu an bir devlet krizi yaşanıyor, çok tehlikelidir dedi bugün İYİ Partili'dir. Problem benim ilk kısımda hani bir derin devletin varlığına ihtiyaç var dememdeki kasıt aslında şu. Derin devlet dediğimiz şey hakikaten bir devlet aklına binen şu an bu yok. Bu kayboldu Türkiye'de. Çünkü o derin devlet denilen e, kişiler... Kurumlar veyahut da o e, nasıl söyleyeyim, yapı aktif siyasetin bir parçası şu anda. Aktif siyasetin bir parçası olmasından da mütevellit oradaki akıl gitti. Çünkü politika başka bir şey, çok gündelik bir şey, çok aksiyon ve reaksiyon üzerinden ilerleyen bir şey. Bu olduğu takdirde de ne oluyor işte? ya Bugün Erdoğan'ın bile ona ihtiyacı var. Çünkü gelinen noktada en son artık bu işin içerisinden nasıl sıyrılır mı hakemlikte buldu. Cumhurbaşkanlığı son 20 yıllık faaliyetlerinde ben hiç hakemlik görmedim. Hiç. Mevcut bir krizi siyasi olarak lehine çevirmede çok usta bir kişi kendisi. Ama burada o bile geri adım atıp, o bile tedirgin olduysa bu mevcut halden, bu olası çatışmanın nelere sebep olabileceği, çünkü biz bunu 17 yaşadık. Bu aslında onun başka bir versiyonu. Tabii. Ki. Ama bu sefer Tayyip Bey bunun önünü alma gayretine düştü. Benzer bir senaryo gibiyiz zaten. Ve, o paralel ve Tayyip Bey bunun önünü şu an için Tabii almış geldi. gibi. Yani bunu üstüne örterek... Bunu biraz daha zamana yayarak şu an bu krizin önünü almış gibi ama bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için iyi bir şey değil. Ve halkın genelini de ilgilendiren ve gündelik hayatlarına yansıyan bir durum değil bu anayasal kriz. O yüzden diyorum ben siyasetin aktif olarak bu işi kral çıplak dedikten sonra neler yapabilirizi bunu halka anlatacak bir dil ve üslupla ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun bileşenlerine anlatabilecek bir üslupta ve dilde hareket etmesi gerekiyor. Yoksa yani mecliste otur, uyuma, 10, 15, 20 sürdür, adalet yürüyüşü yap. Şu an bunun çok ötesinde bir krizle karşı karşıyayız biz. Bir Merdan, öneriniz Avrupa, var mı Avrupa. peki bu konuda bir kısa bir öneriniz var mı? Çünkü Anayasa Mahkemesi önüne gittiler. işte Özgür Özel olağanüstü 20. genel kurulu topladı ilk kez. Ee, bu olay patlak verdiği an o günün akşamına olağanüstü kurul topla topladı, e, genel kurulu topladı. İşte meclisteki biraz evvel bağlandık milletvekilleri sırayla nöbet tutuyor. Bugün Hatay'daydı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte benzer açıklamalar yaptı. Ama ba başka ne yapılabilir? Muhalefet olarak çünkü yapabilecekleri de sınırlı olduğu için soruyorum. Gerçekten sınır, bir öneri sınırlı anlamında sınırlı merak ettim. Ali için. Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Bey, Meral Hanım, Özgür Bey çıksınlar Beştepe'ye Cumhurbaşkanı'nın yanına. Cumhurbaşkanı randevu vermiyorsa da giderler. Derler ki biz cumhurbaşkanı ile görüşmeye geldik. Bu kadar açık. Çünkü burada çok büyük bir kriz var. Burada gidilir, Cumhurbaşkanıyla görüşülür. Bu işin tırnak içerisinde kullanıyorum tabii artık, hukuk sınırları içerisinde ve aklı selimle çözülebilmesi için ne tür adımlar atılması gerekiyorsa biz burada iktidarın yanındayız denilerek en azından o az önce bahsettiğim o ittifakın kitlediği bu durumdan siyasi iktidara, hükümet kanadına bir el verilmiş olur. Bunun çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunun bedeli ödetilebilir muhalefete. İktidarın yanındayız derken o biraz evvel e, Sayın Gültekin'in bahsettiği yargı içindeki bölünmüş kısımdan bahsediyoruz. O, yanlış Yok, mı anlıyorum? Hayır, bunu? siyasi iktidarda bahsediyorum ben. Yani biz, biz burada bu... Kimdir biliyor musunuz aslında siyasi iktidar? Tayyip Erdoğan değildir siyasi iktidar. Siyasi iktidar Abdülhamit Gül'dür. Burada Numan Kurtulmuş'tur. Burada Hayati Yazıcı'dır. Ama o isimler zaten e, bu, olayın karşısında olduklarını açıkladılar. İşte o Ama bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey yapmadığı sürece yani bir i̇şte hamle işte yapmadığı sürece öyle bir Cumhurbaş ülkede yaşıyoruz ya, ya 22 yıl. Cumhurbaşkanı, işte cumhurbaşkanı yani. Erdoğan'ın Erdoğan bir şey yapabilmesi için ve bu insanların işte diyorum ya üç isimden bahsettik Hayati Yazıcı, Abdurrahman Gül ve diğerleri daha çok seslerinin çıkabilmesi için muhalefetin demokrasi ve hukuk endeksli görüşlerini daha cesur bir şekilde bu tip eylemlerle değil de daha cesur bir şekilde dile getirip bu insanların elini daha nasıl güçlendirebilirizi denemesi lazım. Bu deneme neticede vermeyebilir lakin bunu milletin gözüne sokarak yapabilirsek en azından bu mevcut rejimin sandıkta zayıflayabilmesi adına bir şeyler yapmış olunur siyasi olarak. Diğer türlü adalet ya onlar daha çok sivil toplumun yapacağı atraksiyonları siyasi partilerin yapmasının Türkiye'de bir getirisi yok. Halkın aklında ve hafızasında da bir yeri yok. O yüzden mümkün mertebede siyaset ve muhalefet iktidarı zorlayabilecek ve zaman zaman da elini kolaylaştırabilecek hamleler yapması gerekiyor. Eğer bu cendereden çıkmak niyetindelerse. Peki sayın.